Merhaba arkadaşlar. Bugün delta modülasyonunu işleyeceğiz ve temel banttaki bu modülasyon darbe modülasyon bölümünü kapatacağız bu dersimizde. Şimdi burada göreceğimiz delta modülasyonu ve delta modülasyonun artısı eksisi, ondan sonra doğrusal tahmin, bunu niye yapıyoruz, size nasıl bir avantajı olacak, nasıl yapıyoruz. Ondan sonra bir de bunu nerede kullanacağız, nasıl kullanacağız, bunları göreceğiz. Şimdi delta modülasyonu basit olarak aslında farkı kodlama. Biz burada basamak fonksiyonuna benzetim yapacağız. Yani normal işaretimiz burada çizgi olarak gözüküyor. Basamak fonksiyonu ile biz bunu benzeteceğiz. Bu benzettiğimiz, farkındaysanız, her darbe bir sonrakinden aynı oranda uzakta. Ama ya yukarı gidiyor ya aşağı gidiyor. Basamak fonksiyonunun özelliği bu zaten. Ama adım aralıkları hep aynı, farkındaysanız. Artı ya da eksi şeklinde işaretimizi takip eden bir basamak fonksiyonu elde ettiğiniz zaman aslında siz şunu yapmış oluyorsunuz. Bir sonraki basamak yukarı mı aşağı mı? Bu bilgiyi karşı tarafa gönderdiğiniz zaman tek bir bite indirmiş oluyorsunuz kodlamanızı. Bu işlem bize şöyle bir kolaylık sağlayacak. Alıcı tarafında, verici tarafında basitlik olacak. Yani siz artık sadece şeyi bilmeniz gerekiyor. Belli bir seviyenin üstünde mi, altında mı? Önceden mesela PCM'de neydi? 8 tane darbe gelecekti, 8 tane bit gelecekti. Bunu tekrar elde edip bir seviye elde edeceksiniz. Dönüştürüp seviyeye dönüştürmeniz gerekiyordu. Burada her bir biti aslında bir işte adım aralığına dönüştürmeniz gerekiyor. Sıfırsa eksi adım aralığı, işte birse artı adım aralığı şeklinde önceki mevcuttaki işaretinize ekleyerek, çıkararak bir kodlama yapıyorsunuz. Şimdi zaten örneklerimizi almamız gerekiyor her halükarda. Bu örnekleri yine belli bir zaman aralığında sürekli alıyoruz. Bu zaman aralığı yine sabit. Ondan sonra aldığımız örneği bir adım aralığıyla karşılaştırıyoruz. Bir önceki seviyeyle karşılaştırıyoruz. Bir önceki seviyeyle karşılaştırdık. Bu bize bir hata verecektir. Tamam, bu bir önceki çıkışınız aslında. Tamam mı? Bir önceki basamak fonksiyonunuz. Şu anda aldığınız örnek. Bu arasında bir fark var. Artıysa işte adım aralığı kadar artması gerektiği için pozitif bir değer çıkacak. Eksi ise adım aralığı kadar düşmesi için negatif bir değer çıkacak. Aslında adım aralığı bazında ötelenmiş bir işte kuantalanmış işaretiniz aslında burada olacak. Ya da doğrusu kuantalanmış işaretiniz MQ ama sizin göndereceğiniz işaret artık sıfırla birlerden oluşan kodlanmış işaret EQ şeklinde hatanın aslında 0 ve 1'e ötelenmiş hali. Burada doğal olarak takip ederseniz bir önceki işaretinize, bir önceki kuantalanmış, bir önceki seviyenize bu seviyeyi eklediğinizde aslında kuantalanmış bilgi işaretini elde ediyorsunuz. Bu kuantalama tabi delta adım aralıklarında bir yukarıda bir aşağıda işaretinizi takip ediyor. Karşı tarafa gönderdiğimizde aslında şu arkadaşlar basamak işareti.
Karşı taraf da bunu filtreden geçirdiği zaman, alıcı taraf bunu filtreden geçirdiği zaman ne olacaktır? Siz kuantalanmış işareti elde edeceksiniz. Daha doğrusu kuantalanmış işaretten bilgi işaretine ne yakın bir işaret elde edeceksiniz. Göndereceğiniz bilgilerde EQ farkı gönderiyorsunuz. Hata da diyebiliriz. Sizin benzetiminizin asıl işaretle arasındaki farkın işte artımı eksimi şeklinde değerlendirilmiş hali EQ. Üstünlüğü basitliğidir dedik. Böyle bir yapıda yapmanız gereken şey tek bir kuantalama, bir bit kuantalayıcı kullanmak. Şimdi bir bit kuantalayıcı doğal olarak diğer işte çok seviyeli kuantalayıcılardan çok daha basit bir yapısı var. Tek bir eşitlerle karşılaştırma, üstündeyse bir, altındaysa sıfır şeklinde bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bunun için önceki gönderdiğiniz işaret gerekecektir. Önceki gönderdiğiniz işareti de şurada gördüğünüz gibi önceki işareti geciktiriyorsunuz. Ondan sonra bir öncekiyle topluyorsunuz ve bir anlamda burada bir toplam hataları toplaya toplaya gittiğiniz için aslında bir önceki kuantalanmış işaretinizi elde ediyorsunuz. Şimdi hataları toplaya toplaya gittiniz, kuantalanmış işareti elde ettiniz. Gelen örnekle bunu karşılaştırıp işte aynı mantık, bu aradaki fark pozitif mi negatif mi, tek bit kuantalayıcı bunu söylüyor bize. Encoder burada dediğimiz aslında burada sıfırla birleri yani pozitif mi negatif için birer tane darbe gönderiyor ve delta modülleri bir işaret elde ediyoruz. Şimdi veride de yaptığımız şey aslında şurada ilk aşama, karşılaştırma aşaması. Karşılaştırdık, hata sinyalini aldık. Hata sinyalini ondan sonra bir bitle kodladık bu taraf. Ondan sonra da bu aldığımız işareti tekrar eklememiz lazım ki bir sonraki karşılaştırma için işareti elde edelim. Bir sonraki karşılaştırmayı da akümülatörde burada yapıyoruz. İşlemin aynısı işte ya da benzer hali bu sefer şeyde alıcı tarafında yapılıyor. Burada akümülatör dediğimiz işte integral alma, toplama işlemi toplayarak bir işaret oluşturan işlem aslında alıcı tarafında da aynı şekilde gerçekleşiyor. Her gelen, çünkü biz hataları gönderiyoruz burada, doğal olarak gelen hataları tespit ediyoruz. Sıfır mı, bir mi, işte artı delta mı, eksi delta mı şeklinde. Bunları toplaya toplaya aslında şu işareti tekrar alıcı tarafında elde etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da bir de alçak geçiren süzgeçten geçirerek bu basamağı, basamak fonksiyonu, basamak işte yaklaşımını, kestirimini bu sefer normal işaretimize dönüştürmeye çalışıyoruz. Geçişleri yumuşatıyorsunuz da diyebilirsiniz. Tabii burada iki tane gürültümüz var. Önceden sadece kuantalama görüntüsünden bahsediyorduk. Seviyeleri, seviyeye öteleme, örneklenen işareti seviyeye öteleme bize bir gürültü getiriyordu işaretimize. Burada bir gürültü daha var. O da aşırı eğim bozulması. Aşırı eğim bozulması az sonra göreceğiz zaten. Şurada işareti basamak fonksiyonuyla takip edememe durumu. Eğer işaretinizi basamak fonksiyonu doğal olarak burada delta adım aralığı. Delta tamam yükseliyor, bir daha yükseliyor, bir daha ama takip edemiyor, yetişemiyor sinyalinize. O bizim için sorun oluyor. Tanecik gürültüsü dediğimiz aslında kuantalama gürültüsünün aynısı.
tanecik gürültüsü de normal seviyenin bir üstünde, bir altında bir şeye öteleneceği için. Tabii delta modülasyonunda kuantalama da mesela bir seviyeye yakın seyrediyor olsa bile sürekli salınım yapacaktır basamak fonksiyonunuz. Basamak fonksiyonu ya yukarıda ya aşağıda olacaktır. Bir yukarı çıktığı zaman seviyeniz sizin aynı kalsa bile aşağı geri inmesi gerekiyor. Şimdi mantığı zaten şöyle. İlk önce işaretinizin türevinin sizin basamağınızdan yani bu arada bir basamağınız var TS aralığında. Belli bir eğiminiz var yani. Bu eğimi geçmemesi lazım işaretinizin eğimini. Değil mi? Mantıken böyle seçerseniz eğer delta'yı işareti yakalama durumunuz var. Diğer türlü yakalayamıyorsunuz küçük olduğu zaman. İşaret belli bölgelerde eğimi daha fazla olduğu için sizin basamaklarınız teker teker çıktığınız için basamakları yetişemiyorsunuz ya da teker teker indiğiniz için. Burada tanecik gürültüsü dediğimiz durum normalde mesela PCM'de biz seviyeye normal kuantalama yaptığımız zaman, seviyeye atadığımız zaman şurada sürekli aynı seviyeyi görmemiz gerekiyordu. Ama delta modülasyonu şimdi burada karşılaştırma yaptığı için normalde bu önceki seviye gelen işaretten büyük, o yüzden aşağı indir. Sonra mevcut seviye işaretten büyük, sonra tekrar yukarı çık. Yani bu tekrar tekrar bir salınıma neden oluyor. Ama kuantalama gürültüsüyle aynı gürültü mantığına sahip. Siz zaten şey yapabiliyorsunuz, işareti takip edebiliyorsunuz. Geriye kalan bu kuantalama gürültüsü olacaktır. Daha düzgün dağılımlı olacaktır. Yani merkeze yakınlaşmayacaktır. Çünkü bir yukarıda, bir aşağıda bir ortalamanın etrafında bir dağılım olacaktır. Düzgün dağılım olacaktır. burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi eğimi yakalamak için adım aralığını biraz arttırmamız lazım. Değil mi? Eğimi yakalamak için adım aralığını biraz arttırmamız lazım. Ama adım aralığını arttırdığımız zaman o zaman buradaki salınımın boyutunu da arttırıyoruz. O nedenle bir denge kurmak gerekiyor. Hani eğim, işte aşırı eğim bozulması olmasın, hiç olmasın istiyorsanız tabii bu şekilde seçmeniz gerekiyor adım aralığınızı. Ama burada işte şeyi ayarlamak istiyorsanız, hani işareti ortalama bir QSN'den çekmek istiyorsanız o zaman buradan biraz feragat edip işareti yakalayamadığınız yerlerin olacağını fark edip biraz düşürebilirsiniz. Adım aralığınızı düşürdüğünüz zaman şeyde tanecik gürültüsü de yani normal kuantalama gürültüsü de biraz düşecektir. İkisi arasında bir aslında denge kurulabilir. Şimdi burada bir tane örneğimiz var. Aşırı eğim bozulmasını görünmesini istiyoruz. Yani o nedenle kriterimize göre bir belirleme yapacağız. Kriterimiz diyor ki adımınız, adım aralığınız şeyi yakalasın. İşaretin türevini yakalasın. Şimdi maksimum türev burada verilen işaretimiz sinüsü delta modülasyonuyla biz aslında basamak fonksiyonunu benzetmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da karşı tarafa iletmek istiyoruz. Maksimum eğimi tabii doğal olarak kos türevi olacaktır. Kosinüs 2πf çıkacaktır karşımıza. 2πf dışarı çıkacaktır genlik. Burada ts çarpanı da gelecek tabii ki adım dediğimiz yerde örnekleme sıklığı. Ve minimum adım aralığının gördüğünüz gibi işaretin genliğine, frekansına ve örnekleme periyoduna bağlı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Böyle bir seçim yapmanız gerekecektir. Minimum dememizin burada zaten daha büyük olduğu zaman, delta daha büyük olduğu zaman zaten olmayacaktır.
aşırı eğim bozulmasının görülmemesi için minimum en yakın olan ya da eşit olan diyebilirsiniz. Üç tane parametreye bağlı. Burada peki biz işte ne kadar kuantalama hatası yapıyoruz? Çünkü burada şey yok, siz söyleyin. Aşırı eğim bozulması yok. Geriye kalan kuantalama hatası olacaktır, tanecik görüntüsü olacaktır. Şimdi burada PCM'dekinden biraz farklı. Neden? Çünkü PCM'de biz delta adım aralığı dediğimiz zaman bu delta aslında bir önceki seviye ile bir sonraki seviye arasındaydı. Değil mi? Ya buraya gidecekti ya buraya gidecekti. Doğal olarak bir seviyenin bulunabileceği aralık delta kadar oluyordu. Ama burada delta modülasyonunda bu delta bir yukarı bir aşağı delta şeklinde oluyor. Doğal olarak sizin işte gürültünüzün dağılımı şurada delta kadar sağa, delta kadar sola dediğiniz zaman burada bir dağılımınız oluyor. Doğal olarak seviyesi de 1 bölü 2 delta oluyor. Ve buna PDF diyelim. Delta'nın PDF'i. Alabileceğiniz değerler o nedenle işte hata olarak, çünkü çıkış işaretiniz hataydı değil mi? Yani delta yukarı, delta aşağı şeklinde mevcut işaretinizden ne kadar sapıyorsunuz? Karşı tarafta da aynı şekilde geri elde ediyor. Şimdi işaretiniz tabii ortalama gücünü yine varyansına bakarak elde edeceğiz. Burada PDF'inden bahsediyoruz aslında alabileceği değerlerden. 1 bölü 2 delta o nedenle yazdık ve karşımıza delta'nın karesi bölü 3. Bu güç spektral yoğunluğu arkadaşlar. Yani güç spektral yoğunluğu dediğimiz şey aslında Fs frekansına kadar, tamam mı? Örnekleme frekansına kadar şu şekilde bir gürültünüz var. Eksi frekansları da var. Doğal olarak bu gürültünün seviyesi delta kare bölü 3 şeklinde bir seviyenin olduğunu bu şekilde tespit ettik. Gürültünüz çünkü düzgün dağılımda değil, pardon düzgün dağılımda değil. Yani alabileceği değerler düzgün dağılımlı. Gürültüyü de işte şeye, beyaz gürültüye benzetirsek güçlerini eşitlediğimizde işte bu güce karşılık gelen Fs'e kadar yayılmış bir spektrumuz. Bunun devamı da var ama şu anda biz zaten sadece Fs'i, çünkü daha sonradan filtreleyeceğiz bunu. Bu filtreleme de tabii işaretimizin band genişliği ile alakalı olacak. Yani siz gürültünüz bu sıfırdan Fs'e kadar yayılmış ama biz omega'ya kadar olan kısmına ilgileniyoruz. O nedenle gürültünün gücü dediğimiz zaman gürültünün gücü omega'da kalan kısım. Çünkü biz orayı filtreleyeceğiz, gerisini atacağız. Bize lazım değil. Bilgi işaretimiz çünkü burada. Ve oransal olarak baktığınız zaman Fs'e bölmemiz lazım. Daha sonradan W ile ölçeklememiz gerekiyor. Şimdi gürültünün gücünü bu şekilde hesaplayabiliyoruz dedik. Bu durum için, yukarıdaki durum için hesapladığımızda işte işaretin gürültü gücü ve aşağıda burada omega Fs'i unutmuşuz. Evet, işaretin gürültü gücü, bunu ekleyin arkadaşlar ya da ben daha sonradan düzeltirim. İşaretin gücü ve kuantalama gürültüsü gücü şeklinde yazdığınız zaman karşınıza şöyle bir ifade gelecektir. Farkındaysanız örnekleme periyodu ya da işte frekansı burada pozitif bir rol oynuyor. Siz örneklemeyi ne kadar arttırırsanız o kadar fazla QSN'leri de arttırmış olacaksınız. İşaretinizde daha az bozulma ya neden olacak gibi düşünürüz. Ama bu örnekleme frekansını arttırmak tabii, yani biz şeyi basitleştirmeye çalışıyoruz ama ondan sonra da gidiyoruz örnekleme frekansını arttırıyoruz. O nedenle
arttırarak bir QSMR'ı düşürebiliyorsunuz ama yine de hani istenilen bir şey değil. Çünkü biraz daha zorluk ekliyorsunuz duruma. Daha yüksek frekanslar, daha farklı sorunlara neden olacaktır. Ama burada QSMR'ı nasıl arttırabildiğini görebiliyorsunuz. Delta modülasyon mantığının QSMR'ı örneklem frekansıyla arttırabileceğini görmekte fayda var. Şimdi bir diğer örneğimiz burada ise tamamen değerleri yerine koydu. Çünkü değerleri istediniz siz benden. Dediniz ki hocam biz böyle teorik sadece formülleri görerek gidiyoruz. Şimdi de değerleri yerine koyalım mesela. İşte 5 kHz band genişliğine sahip yani W5 kHz analog bir temel band işareti delta modülasyonu kullanılarak iletilecek. Tabii ilk önce 1 volt genlik 1 kHz frekansta bir sinüzoidal ile test edilecek. Şimdi filtremiz tabii doğal olarak 5 kHz'e ayarlanmış olması lazım. Ama test sinyalimiz 1 volt, 1 kHz, bir sinüzoidal. Bunu için bir standart gibi düşünebilirsiniz. Bunun için işte alıcı vericiyi kontrol ediyorsunuz. Ya da buna göre dizayn ediyorsunuz. Ondan sonra dizaynınızı 1 volt 1 kHz için uygulayarak karşılaştırıyorsunuz. Dizaynınız düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu şeklinde. Şimdi sistemin örnek leme frekansı 50 kHz ise ne diyoruz? Aşırı eğim bozulmasına en az etkilenmesi için gerekli adım aralığı. Adım aralığı burada ayarlamanızı istemişiz. Zaten demin bulduk nasıl bir şey olması gerektiğini, adım aralığını. Burada yerine koyuyorsunuz. Bir anlamda aslında bu şeyi de görmekte fayda var. Yani adım aralığı ile işte maksimum minimum genlik karşılaştırmasını görmekte de fayda var. 0,125 şey 26 da 125 dersek işte 1 bölü 8'e tekabül edecektir. 8 seviye kuantalamış gibi düşünebilirsiniz. 8 seviye kuantalama 18 değil mi? dB'ye tekabül edecekti. 1 volt genliği 8 seviye tekabül işte kuantalamak istesek. Ama tabii 50 kHz'de değil yani 1 kHz'de ya da 5 kHz'de 10 kHz'de bunu yapıyorsunuz. Burada tahmini olarak dediğim bu adım aralığıyla tabii bu adım aralığı demin bahsettiğimiz PCM'deki adım aralığından fazla değil mi? Artı eksi şeklinde gidiyor. PCM'deki adım aralığı bunun yani yarısı demeyeyim. Burada delta modülasyonundaki adım aralığı aslında delta kadar yukarı, delta kadar aşağı. Ama PCM'deki adım aralığı aslında yarım delta yukarı, yarım delta aşağı kadar bir şey söz konusuydu. Direkt olarak adım aralığını karşılaştırdığınız zaman 18 dB'ye tekabül edecektir PCM'de. Değil mi? 8 tane seviye, 3 tane bit, 3 çarpı 6, 18 dB elde edebilirsiniz. Bir de kuantalama gürültü oranına burada bakalım. Kuantalama gürültü oranı daha iyi bir sonuç veriyor gibi gözükse de aslında 50 Hz'de 50 kHz'de örnekleme yapıldığı zaman aslında bir anlamda işte 10 kHz, 50 kHz, 5 katını örnekleme frekansını çıkarmış oluyorsunuz. Diğer türlü mesela 50 kHz'de 50 kilobit per second, Hz işte örnek için bir bit gönderdiğinizi düşünün, 50 kilobit per second. Ama mesela PCM'de yaptığınız zaman bunu her örnek için 3 tane göndereceksiniz. 10 kHz ile örneklediniz. 3, 15 oldu. Şey, 30 oldu değil mi? Birinde 30 kilobit per second'a ulaşmanız gerekiyor. Diğerinde ise 50 kilobit per second'la işlem yapmanız lazım. Daha fazla bir iletim hızı gerekecektir. Şimdi burada yerine koyduğumuzda
30 dB'ye yakın bir sonuç elde ettiğimizi görüyoruz QSNR'da. Tabii bu test sinyali için geçerli arkadaşlar. Çünkü şurada da var zaten FM ifadesi, değil mi? FM. Şimdi bu filtreniz, W filtrenizle alakalı. Bu da sinyalinizle alakalı. Eğer sinyaliniz, işte filtreniz burada 5 kHz diye seçtik ama sinyaliniz 1 kHz. Sinyali arttığı zaman doğal olarak eğimi de artacaktır. Ve burada etkisi de QSNR'ı düşürme üzerine olacaktır. Ona da dikkat etmekte fayda var. Yani mesela 1 kHz değil de işte ne olacaktı? 2 kHz olsaydı bu, işte bu sefer 4'e bölmeniz gerekecekti bu ifadeyi. 4'e böldüğünüzde 6 dB çıkarmanız gerekecekti ve doğal olarak düşürme etkisini ile karşı karşıya gelecektiniz. Şimdi delta modülasyonunda küçük bir değişim yaparak aslında bu delta modülatöründe şurada görebiliriz. Delta modülatöründe şurada bir karşılaştırma yapıyorsunuz, değil mi? Yani şu an gelenle önceki, yani tamamen şu sinyaliniz aslında sizin benzetim yaptığınız sinyal, değil mi? Basamak sinyalinizin seviyesi. Bu sinyal örneğiniz, örneğinizin kendisi. Yani ne kadar şey olmasa da, mesela şurada örneğin kendisini biz şey yaparsak, koyarsak buraya, bir anlamda siz türev alıyorsunuz. Tamam mı? Yani o periyotta öncekiyle sonrakini, yani şu ankiyle bir öncekini farkına bakıyorsunuz. Bir anlamda türev alıyorsunuz. Bu türev yerine işareti önceden integralini alıp sonra türevini aldığınız zaman sanki yine bu sefer işareti puantalamış gibi olacağınız için bir integral alıcı y'yi başa getiriyorsunuz. Yani işaretinizi ilk önce integralcından geçiriyorsunuz. Bundan sonra artık karşılaştırma yapıp işte tek bitle hard limiter dediğimiz şey zaten tek bit şeyi üretiyor size. Tek bit karşılaştırma, tek bir tane eşiği var. Yukarıda mı aşağıda mı? Buradaki karşılaştırma tabii doğal olarak yine integrali alınmış sinyalin karşılaştırması. Bu size nasıl bir normalde sinyaliniz mesela frekans spektrumunda şöyle band geçirip işte temel band bir işaretiniz. İntegralini aldığınız zaman bu işaret şöyle olacaktır arkadaşlar. Tamam. Buradaki alçak frekanslar, çünkü integral alma bir anlamda zaten alçak geçiren süzgeç mantığı var. Sizin düşük frekanslardaki işte bileşenlerinizi güçlendiriyor. Böylece ne oluyor arkadaşlar? Artık daha yumuşak geçişler yapıyorsunuz. Daha yumuşak geçişler örnekler arasındaki ilintiyi arttırıyor. Örnekler arasındaki ilinti arttıkça bu sefer işte delta adım aralığını küçültebiliyorsunuz. Değil mi? Bu anlamda işte kuantalama gürültüsünü düşürüyorsunuz. Çünkü delta adım aralığı aşırı eğim bozulmasının haricinde geriye kalan işte o şekilde ayarladınız diyelim ki geniş bir delta adım aralığı lazım. Tanecik gürültüsü o zaman artıyordu. Yani delta'yı genişlettikçe tanecik gürültüsü artıyordu. Burada ilk önce integralini alarak bu bir öncekiyle bir sonraki örnek arasındaki farkı bir anlamda azaltıyorsunuz. Azalttığınızda daha küçük adım aralıklarıyla bu sefer daha az kuantalama hatası yapacağınızı gösteriyor. Bu anlamda delta sigma modülasyonu bir iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Ve ayrıca artık alıcı tarafında sadece yapmanız gereken alçak geçiren süzgeç kullanmak. Yani bu bize yani hem olayı basitleştiriyor, hem demodülasyon kısmını basitleştiriyor, hem de modülasyon yaparken, işte kuantalama yaparken gürültüyü, kuantalama gürültüsünü azaltmamıza yardımcı oluyor.
Delta sigma modülasyonunun tabii burada ne dedik biz? İlk önce integralini alalım. Zaten sonradan türevini alıyoruz dedik. Bir de bu iki tane integral olacaktır. Çünkü çıkışınızı tekrar integral alıp işte iki sinyali karşılaştırmanız gerekiyor. Bunu tek bir adımda yapabiliyorsunuz. Bunu sadece şuraya ikisinin aslında. Çünkü integrallerin hani iki tane integral burada da toplam. Arada toplam. Bunu tek bir integrale çevirebildiğiniz için toplamdan karşılaştırmadan sonra da bunu yapabiliyorsunuz. Daha da basit bir alıcı şey verici yapınız olacaktır. Şimdi delta modülasyonunu tamam daha iyileştirdik ama hala da bizim bazı sıkıntılarımız var. Bu delta modülasyonunda işte birbirleriyle aynı QSNR'a ya da SQNR'a sahip durumlarda bazı sıkıntılar var. İşte örnekleme frekansını mesela çok istiyor delta modülasyonu. PCM tamam işte gerekli kadar Nyquist'ten biraz fazla olsun yeter diyorsunuz ama delta modülasyonu çok yüksek bir örnekleme frekansı istiyor. Burada bunu gösteren bir örnek var. Şimdi delta modülasyonu için QSNR zaten gösterdik. Burada da PCM için işte QSNR. SQNR. Sürekli QSNR diyorum ama siz benim dilim alışana kadar ya da şöyle bir şey belli bir yerde yanlış yaptığınız zaman o yanlışı düzeltmek artık ömür oluyor. O nedenle siz yapmayın SQNR. Burada ikisi eşit olduğu durum dikkate alacağız. PCM için zaten L'nin karesi, hani kaç tane seviye varsa onun karesi kadar SNR'ımız vardı. O da doğal olarak şeyle 2 üzeri n'le yani kaç bitle. Bitin karesi, bit sayısının karesi. Şimdi burada şeyi çektiğimiz zaman delta modülasyonu için örnekleme frekansını çektiğiniz zaman şey göreceksiniz, şu ifadeyi göreceksiniz. Şimdi onu da hesaplayacağız. PCM için örnekleme frekansı zaten basitti. Nyquist oranının biraz üstü olabilir. Şimdi 8 kHz de örneklenmiş. Her örneği de 8 bit de kodlanmış. PCM standart bir ses kanalı 64 kilobit per second. Tamam. Aynı SQNR için farkı ne olacaktır? Şimdi burada şey yapalım, biraz uca gidelim. Örneğin işte şeydeki bozulma ne olacaktır? Yani bilgi işaretimizin yani sinüsü biz işte normalde neydi burada? İşte 4 kHz olması lazım da 3,1'di, değil mi? 3,1'de artık kesim frekansı kullanıyoruz, o 4'e kadar gidiyordu. Burada kullandığınız zaman şu ifade için örnekleme frekansınızın gördüğünüz gibi 120 W yani 60 kat daha fazla olması bekleniyor. Bunun için tabii bir clock sinyali, saat sinyali gerekecektir. 60 kat daha fazla hızlı örnekleme yapmanız gerekir. Gerçi şöyle bir şey var. PCM'de ne yapıyorsunuz? Siz bu şekilde örnekliyorsunuz ama 2W'yu örnekliyorsunuz. Bir de çarpı 8 demeniz lazım. Çünkü her bir sembolü 8 tane bit var. Her bir biti bu hızda göndermeniz lazım, değil mi? 64 kilobit per second. Şeyde ise direkt olarak bit per second'ı verecektir size. Şurada karşılaştırmasını yapalım. 120 işte 60 çarpı 8 dediğiniz zaman 480 kilobit per second her işte 480 tane bin tane bit gönderiyorsunuz saniyede. PCM'de ise 64 tane gönderiyorsunuz aynı QSNR'ı elde etmek için. Şimdi burada aşırı eğim bozulmaması işte bozulmasın görünmesin diye bir yani şu SQNR aşırı eğim bozulmasın aşırı eğim bozulması görünmesin diye seçilmiş bir durum için. Tabii biraz daha
düşürebilirsiniz bunu. Demin bahsettiğimiz, yani biraz parçacık gürültüsünden azaltacak şekilde, ama aşırı eğim bozulmasıyla bizi işte parçacık gürültüsünü azalttığı kadar arttırmayacak şekilde bir dengeli bir delta seçilebilir. Ama tahmin, yani şey olarak, bir akılda kalıcı karşılaştırma olarak, işte ne kadar farklı bir bit iletim oranıyla karşılaşacağımızı görmekte fayda var. Şimdi ne dedik? Delta modülasyonun bir avantajı var. İşte uzun kod sözcüklerini kullanmıyor. Yani her örnek için 8 tane kullanmıyor, değil mi? Her örnek için bir bit, işte 1, 0, 1, 0, 1, 0 yukarıda aşağıda şeklinde. Bu anlamda güzel. Neden? Çünkü siz işaretinizi filtrelediniz ve o filtrenin kesim frekansının 2 katından biraz fazla örneklediniz. Tamam. PCM için konuşuyorum. Ama şöyle bir şey var. PCM'de işte örnekler arasındaki ilinti, normalde bir örnekle diğer örnek birbirlerinden belli bir oranda zaten fark edebiliyor. Yani siz 8 bitle 256'ya kuantaladınız ama bir örnek 0 geldi, diğer örnek 255 geldi. Bu sürekli olan bir şey değil. Tamam mı? Yani karşısına belli bir aralıkta geliyor aslında. Bir sonraki örnek belli bir aralıkta kalıyor. İşte 5 seviye, 10 seviye aralığında kalıyor mesela. Ondan sonraki örnek, ondan sonra 5 seviye, 10 seviye. Kendinden 5 seviye, 10 seviye farklı şeklinde düşünebilirsiniz. Örnekler arasındaki ilinti arttıkça o seviye aralığı da azalacaktır. O yüzden delta modülasyonunun mantığı güzel. Zaten bir sonraki örnek ne kadar şey olacak ki, farklı olacak ki. O yüzden zaten basamak fonksiyonuyla takip edebiliyorsunuz. Ama işte bu sefer de çok şey yapmış oluyorsunuz. Yani çok örnekleme, hızlı örnekleme yapmamız gerekiyor. PCM'de de zaten işte demin bahsettiğimiz şey, 8 tane bit kullanıyorsunuz. Bunun önceki örnek ve sonraki örnek arasında 4 tane biti değişmemiş. Değişmediği zaman niye ben, ya da değişmiyor, genelde değişmiyor, ortalamada değişmiyor diyelim ki. O zaman ben o 4 biti niye sürekli gönderiyorum? Hani her 8 bitten 4 biti zaten bir öncekinin aynı şeklinde biz bir sıkıntıdan fazla kodlamış oluyorsunuz kuantalamayı düşünürken. İşte burada örnek olarak demişim 8 tane bit gönderiliyor ama öncekiyle sonraki örnek arasında 1 bit fark ediyorsa, yani 1 bit göndereceğimi 8 bit gönderiyorum. Sonra tekrar 8 bit. Aralarında 1 bit fark var. Bu çok mantıklı değil ama bu ikisini birleştirecek bir yöntem var işte arkadaşlar. Bu da differential PCM, DPCM diye, DPCM ya da iki durumu da değerlendiriyor. Birincisi farklara bakıyor, ikincisi tek bit kodlamıyor da işte daha az. Hani 8 bit kodlamıyor da 7 bit kodluyor ya da 6 bit kodluyor. Ama neyi kodluyor? Yine farkı kodluyor. Mevcut seviyeden farkı kodluyor. O farkı da işte hani hangi aralıklarda tahmin üzerine yapacak şimdi. Tahmin üzerine yapacağız. Mantığımız şöyle olacak. Şimdi normalde siz şey yaparken, hani bir filtreden geçirdiğinizde filtre işte size bir aslında alçak geçiren ya da yüksek geçiren, aslında sizin biz tahmin yapıyormuşsunuz gibi de düşünebilirsiniz ki burada yapacağımız şey bu. Tahminde bulunuyorsunuz. Bir sonraki seviye, önceki seviyelere bakıyorsunuz. Bir sonraki seviye ne kadar değişir? Bir tahminde bulunuyorsunuz. Burada işte teker teker kod, işte örneklerimiz var diyelim ki şöyle. Tamam, örneklerimiz var. Bu aslında gidişat bir anlamda sizin bir sonraki seviyede hangi aralıklarda kalacağınızı gösteriyor. Şimdi normalde biz ne yapıyorduk? İşaretin maksimum minimumunu alıyorduk. Onun arasına işte 256'ya bölüyorduk, değil mi?
Ha, tamam, kuantalama işte bir biçimde olmayan kuantalama yapıyorsunuz ama yine de o bütün aralığı 256'ya veriyorsunuz. Burada tahminde bulunarak yani şurada filtre kullanıp şu aralıkta ben bir sonraki şu değer gelir ve bu aralıkta yaklaşık olarak belli bir salınım mı vardır? Hani buradaki bir fark vardı. Ben burayı 8 değil de 6 ya 6 seviye işte 8 bit değil de 6 bitle işte 64'e ya da 32 yani daha da düşük 32 seviyeye böldüm dersiniz ve normalde bütün maksimum minimumu 256'ya bölüp 8 bit göndermek yerine bu şekilde sadece tahmininizden farklı olan kısmın kodlamış oluyorsun. Ne kadar farklı? O ne kadarı artık 5 bitle, 4 bitle kodlamış oluyorsunuz. Doğal olarak her örnek başına işte bit kazancınız olacaktır. Ama burada da tabii bu tahmini yapmak gerekiyor. Şimdi burada deminki tek bit kuantalamaydı. Burada normal kuantalama kullanıyoruz. Bir biçim olabilir. Normal bir kuantalayıcı kullanıyorsunuz. Ama 8 bit değil. Hani PCM'in o kısmını alıyorsunuz. Yine kuantalama aralığınız olacak. Yine seviyelere böleceksiniz. Ama bu sefer fark kısmını tahmin yapacaksınız. Tahminden sinyalinizin farkını bu delta modülasyondaki mantığı da kullanıyorsunuz. Şimdi gelen sinyaliniz şurada hata yani kodlama yapacağınız sinyal aslında kuantalama yapacağınız sinyal bir hata. Neye hata? Gelen sinyalle tahmin ettiğiniz sinyal. Bu tahmin önceki değerlere bakacak az sonra göreceğiz. Ve bunu kuantaladığınızda tabii doğal olarak işaretin kendisi ve kuantalama hatası şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Kuantalama hatası o zaman buraya etki ediyor. Yani işaretin kendisine, yani mesaj işaretinin kendisine doğrudan etki etmiyor. Hata kısmına etki ediyor. Şimdi eğer bunu yerine koyarsak, farkındaysanız şu ifadeyi yerine koyarsak işaretin kuantalanmış hali burada tahminde bulunduğumuz işaret ve burada ise kuantaladığımız işaret. Tamam. Göndereceğimiz işaret aslında bu. EQ bizim göndereceğimiz işaret. Tam olarak delta modülasyonunda EQ'yu direkt gönderiyorduk. Bir sıfırları veriyordu zaten. Burada EQ'yu artık şeye çevirmemiz gerekiyor. Seviyeye çevirmemiz lazım göndermeden önce gördüğünüz gibi EQ'yu en son encoder'la işte hangi seviyeyse ona çevirmemiz lazım. Yine alıcı ve verici yapısı yine işte basit denilebilir. Çünkü buradaki tahmin filtre diyorum. Bir filtre. Çok basit bir filtre. Denkleştirici gibi bir filtre. O yüzden orada büyük bir sıkıntı yok. Bir de şöyle bir şey, kanalın sonundaki ile başındaki arasında çok bir ses için yaptığınızı düşünün. Ses için tahminde bulunduğunuzu düşünün. Yani bunu bir kişiye özel de yapabilir bunu ya da bir işte nasıl mü ve kü işte mü ve a kuralları oluşturulmuş ses sinyalinin dağılımı açısından. Bu tahmin filtresi de aslında böyle standart da bağlayabiliyorsunuz. Artık neyi tahmin edecekseniz görüntü de olabilir bu. Şey de olabilir. Tahmini o yüzden standart yani sürekli değişiyor olmasına bir anlamda gerek var, bir anlamda da gerek yok. Standartta da bırakabilirsiniz. Sabit bir filtre, kuantalayıcınız öyle, encoder'ınız zaten darbe kod modülasyonları için hepsinde gerekli olan bileşenlerle
basit bir verici. Alıcı tarafı da basit. Alıcı tarafında da darbeleri aldığınızda, yani hata sinyalini aldığınızda bunları toplayacaksınız. Değil mi? Yapacağınız o kadar. Ki şuradan burada X demişiz, burada MN demişiz. Ha, bu filtrenin girişi için arkadaşlar. Tamam mı? Ya filtreye gelen sinyal bir öncekiyle şurada EQ geliyor diyelim, X geliyor, toplanıyor. Tabii artık durum ne oldu? X oldu. Yani çıkış size biz MN'yi verdi. Sonra MN ile tekrar X'i topluyor. MN ile tekrar X'i topluyor. Sürekli bir toplam halinde doğal olarak filtre çıkışı işte gelenlerin toplamı diyebilirsiniz. Yani bütün X'lerin, bütün EQ'ların toplamı ya da işte birden P'ye kadar olan EQ'ların toplamı. Şimdi bu filtre basit olarak bizim dijital sayısal filtrelerimizden biri. Geciktirme operatörü, ağırlık, toplam, geciktirme, ağırlık, toplam, geciktirme, ağırlık, toplam. Zaten hani denklemde de aynı, şeyde de aynı, diyagramda da aynı. Tahminimizi farkındaysanız x'e bakmadan yapıyoruz. Ama yani tahmin işareti koyuyoruz biz buraya ama nelere bakıyoruz? Önceki değerlere, önceki tahminlere bakmıyoruz. Önceki gelen değerlere bakıyoruz. Tahmini ilk yaparken şurada ilk yaparken gelen değer, çünkü x'ini topluyorsun. Tamam. Şimdi tabii tahminde hata durumu bizim için önemli, çünkü bunu kuantalayacağız. Değil mi? Biz tahminle mevcut işaretimizi kuanta arasındaki farkı kuantalayıp göndereceğiz. Tahminden ne kadar farklı, tahminden ne kadar farklı diye. O yüzden bizim için önemli olan bu hatanın beklenen değeri. Hani ne aralıklarda sallama yapıyor. Değil mi? ve bunu minimum, hani o aralığı ne kadar daraltılacak bir tahmin. Yani tahmini iyi yaparsanız aralık gitgide daralacaktır. Bir sonraki değerin işte ne kadar yukarı ne kadar aşağı sapacağı bizim buradaki hatamızı ne kadar azalttığımıza bağlı. Hatayı ne kadar azaltabiliriz? Ne kadar iyi tahmin yapabilirsek. Şimdi şuradaki hatanın beklenen değerine döndüğümüz zaman doğal olarak biz bunu açmamız gerekecektir. Hatayı bu şekilde demin belirttiğimiz gibi açarsak 3 tane farklı ifade gelecek arkadaşlar karşımıza. Şimdi işaretimizin kendisini mesela ses işareti diye düşünürsek bir ortalaması yok, değil mi? Bir ortalaması olmadığı için karesinin beklenen değeri bize varyansını verecektir. Hangi aralıkta salınım yapıyor? Bu güzel. Bir anlamda işaretin kendi varyansı. Dan gitgide bir şeyler eksilecek, düşecek ya da artacak. Bakalım şimdi nasıl olacak. Ondan sonra ikinci ifadeye bakıyoruz. İkinci ifade aslında şurada beklenen değerimiz var ama bir önceki slaytta gördük, beklenen değer aslında önceki değerlerin ağırlığının toplamı. İşte bunu yerine koyduğunuz zaman şurada ağırlıklı toplamlar ama bu sefer x'in geciktirilmiş kopyalarıyla x'in kendisinin beklenen değeri. Bu da aslında bize direkt olarak öz ilinti fonksiyonunu verecektir. Tabii k'da hani sıfırdaki işaretin kendisiyle, çünkü bu hala bizim işaretimiz farkındaysanız. Sıfırdaki ne olacaktır? İşaretin kendi gücünü verecektir. Burada kendi işte varyansını verecektir. Ama K'daki bakın burada 1 ve P arasında, yani K'daki bu sefer şey öz ilinti fonksiyonu şu kadar kaydırılınca bu kadar benzerlik veriyor şeklinde. Ondan sonra son ifademiz için bir değerlendirme yapalım. Son ifademizde de bir anlamda şey gibi düşünün. Vektörel çarkımız bir anda dağılıyor. İki tane
işte şey matris oluşturuyorsunuz gibi düşünürsün ki öyle zaten. Şurada beklenen şeyi tahmini açıp birbirleriyle çarptığınız zaman sonra beklenen değeri aldığınız zaman gördüğünüz gibi bu sefer kaydırılmış kopyaların beklenen değerini görmek isteyeceksiniz. Burada tabii K ve J işte birbirlerinden aslında ne kadar farklı olduğu, ne kadar biri işte J kadar kaydırılmış, bir kadar K kadar kaydırılmış. Önemli olan o J ile K'nın arasındaki fark aslında. Şimdi burada üçünü de açıkladık, yerine koyduğumuz zaman şu bizim kuantalayacağımız işaretin, değil mi? Dağılımı, varyansı, öyle diyelim. Burada minimum nasıl yaparız? Omegaları seçerek, yani ağırlıkları seçerek minimumu nasıl yaparız dediğiniz zaman yapmanız gereken aslında basit bir şey. İşte omega'ya göre türev alıp sıfıra eşitlemek. Yani minimum, standart minimum bulma yöntemi de diyebilirsiniz. Sıfıra eşitlemek. Yaptığınız zaman işte burada bir tane omega var. O yüzden iki Rx'lerin toplamı şeklinde karşınıza gelecek burası. Bu sabit. Bunu da sabit diye düşünelim. Sıfıra eşitleyeceğiz zaten. Hani D bölü D omega diyeceksiniz buraya ama sonra bunu sıfıra eşitleyeceksiniz, değil mi? O yüzden bunu da sıfır dedik. Bu da sıfır çıktı. Burası 2, eksi 2 Rx'lerin birden P'ye kadar toplamı. Güzel. Burada ise iki tane omega var. Omega'nın karesi gibi düşünebilirsiniz. O yüzden burası omega çarpı 2 şeklinde kalacaktır. Yine Rx, K eksi J'lerin toplamı diyebilirsiniz. Tabii ne kalacak geriye bizim elimize? Şimdi buradan K birden P'ye kadar toplam var zaten. K birden P'ye kadar. Hani şöyle geçelim direkt. İ'ler kalacaktır. Yani bir anlamda yine Rx geciktirilmiş kopyaların toplamına dönecek. Şimdi bu aslında bize J'leri nasıl seçeceğimizi bir anlamda söylüyor. Bunu şu aşağıdaki formda, matris formuna göre yazarsanız, yani K'ya değer vererek, değil mi? K'ya değer vererek J zaten birden P'ye kadar bir tanesini yazdınız. Ondan sonra daha doğrusu burası bir tane değil de şu çarpım bir tane. Şunla şunu çarptınız. Tamam. Neye eşit olacak? Şuna eşit olacak, değil mi? Şurada K yerine 1 verin. K1 birden P'ye kadar. Anlatabiliyor muyum? Bunu işte kaça kadar yapmanız lazım? K eşittir 1'den P'ye kadar yaptığınız zaman denklem dizisi oluşturuluyor. Matris şeklinde yazarsanız aslında daha basite dönüşmüş oluyorsunuz. Yani doğrusal bir denklem çözümüne gidiyorsunuz. Rx matrisiniz, ağırlıklarınız burada, bir de özünit fonksiyonlarınız yine Rx'lerden oluşan bir doğrusal denkleme dönüşüyor. Bilmediğiniz ağırlıklar burayı biliyorsunuz çünkü işareti biliyorsunuz. Doğal olarak özünitisini biliyorsunuz. Burayı biliyorsunuz. İkisi de özünitilerden oluşan biri matris, biri vektör. Doğal olarak filtre ağırlıklarını hesaplayabilirsiniz. Matrisin tersini alarak da yapabilirsiniz. Farklı yöntemleri de deneyebilirsiniz. Sonuçta şurada şeye dönersek, geriye dönersek burada yani bu ağırlıklarla biz bir işlem yaptık. Bu ağırlıklar zaten şu şekilde bulunuyor. Yerine koyuyorsunuz. Rx ile transpozisini alıyorsunuz. Bir anlamda şu ifadeye geri dönüyorsunuz. Tamam mı? Bu ifadeyi hesaplıyorsunuz. Bu ağırlıklar bizim zaten minimum bulabilmemiz için de, değil mi? J'nin minimumunu bulmamız için de. Yerine koyduğunuz zaman bu ağırlıklarla hesaplayacağınız J minimum olacaktır. İşte hatanın dağılımı. Neyi kuantalayacaksınız? Onun dağılımı. Yani
işaretiniz maksimum minimum değerlerini daraltıyormuşsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Tabii kuantumlayacağınız işaretini maksimum minimum değerlerini daraltıyorsunuz. Doğal olarak daha küçük adım aralıklarında bu işlemi yapabilirsiniz. Ne kadar küçültebilirsiniz, tahmininiz ne kadar iyiyse. Şimdi bu ifadeyi bulduk. Dedik ki hatanın dağılımı dedik, varyansı dedik. Alıcı ve verici tarafında bu işlem yapıldığı zaman vericinin çıkışında bir işaret gürültü oranı olacaktır tabii ki doğal olarak. Bu işaret gürültü oranı, yani şey olarak düşünürseniz hani kuantalamayı yaptık, diğer tarafta da kod çözmeyi yaptık, işareti geri çattık. Evet, şimdi gürültü oranı nedir? İşaret gürültü oranı. Yani işte kuantalama gürültü oranı nedir dediğiniz zaman, şimdi kuantalama gürültü oranı zaten Q ile göstermiştik daha önceden. Ama bizim kuantaladığımız işaret şey değil, işaretin kendisi değil. Biz neyi kuantalıyoruz? Tahminden olan hatayı kuantalıyoruz, değil mi? Tahminden olan hatayı kuantalıyoruz. O yüzden kuantalama aslında burada direkt olarak tahminden farkı kuantaladığınızdan gelen bir hata. Burada geri kalan ilk terim işaret ve tahmin hata oranı size bir anlamda bir işte sinyal kuantalama gürültü oranını arttıran bir etkiye sahip. Çünkü siz zaten tahmini bunun için yapıyorsunuz, değil mi? Yani şu işaretinizin salınım aralığı düşsün diye bir tahmin yapıyorsunuz. O tahminin işaretten farkı biraz daha düşük olur. Normalde mesela işaretiniz -1 ile +1 arasında, volt arasında salınım yapıyor. Siz tahminde bulunarak burada gelen bir işaret mesela bir sonrakinde şu aralıkta görünür. -0.2 ile 0.2 arasında. Şimdi burası 4, 0.4 değil mi? Aralık olarak hani 2 sigma olarak. Burası 2 sigma olarak. 2 sigma 2. Ne yaptınız? 5 kat düşürdünüz. Amacımız zaten bu. Artık burada tahminden hatayı kuantalıyoruz. Doğal olarak şurada bir her zaman bir, yani her zaman dediğim filtreyi düzgün seçerseniz, tahmin filtresini düzgün seçerseniz birden büyük olması bekleniyor zaten. Doğal olarak kuantalama hatası normalde buradaki yine aynı PCN'deki gibi hesaplanabilir. Şurada sizin bir bu işlemi yaptığınızdan dolayı bir işlem kazancınız var. Bu ses sinyali için 4 ile 11 dB arasında fark ediliyor arkadaşlar. Yani filtre ağırlıklarını işte ne kadar şey yaparsanız yapın, tahmini rastgele bir sinyal olduğu için kendi özünde hani hem evet frekansları var, belli frekanslarda sınırlı, bu frekansların örnekleme periyoduyla değişimi zaten hani belli bir şeyi var, değişim aralığı var, ama kendi içerisinde yine de bir stokastik yapısı var. O nedenle bir dağılımı var ve bunu tahminde yine olasılıksal bir durum var. Hani direkt kestirim yapamıyorsunuz. Deterministik olmadığı için. O nedenle filtreyi ne kadar iyi yaparsanız yapın yine tahmininiz de bir salınım olacaktır. Şimdi bu mesela minimumda da bir 1-2 işte ağırlıklı bir filtre kullandığınızda işte iyi bir sonuç almaya başlıyorsunuz. Ama filtre ağırlıklarını sayısını arttırdıkça bu çok da böyle muazzam bir artışa neden olmuyor. 100 tane filtre ağırlığı kullandığınızda 100 dB gibi bir sonuçla 100 kazancı alacaksınız diye bir şey yok. Ama 4 ile 11 arasında bir gürültüyü düşürme, daha fazla işaret gürültü oranı, burası biz kafanıza karıştırmasın, daha fazla işaret gürültü oranı demek gürültüyü azaltmak demek.
Tamam, daha işte gürültüyü 4 ile 11 dB arasında azaltıyor demektir bu. DPCM, differential PCM kullandığınızda. Şimdi PCM'de hatırlarsanız bir bit için 6 dB demiştik değil mi? Her bit bir bit arttırırsanız kuantalama için kullandığınız seviye bir bit arttırdığınız zaman ne yapacaktır? 6 bit kuantalama gürültüsünden düşecekti değil mi? Şimdi 6 bit 1. Şimdi 4 bit ve 11 bit arasında ne var? İşte 1 bit ya da 2 bit şeklinde bir kar edebilirsiniz, elde edebilirsiniz. İşte 8 kHz hani standart bizim ses için kullandığımız mesela telefon hatlarında 4 ile 16 kilobit per second kar edebilirsiniz. O arada mesela 4 ile 16 kilobit per second için başka bir işlem yapabilirsiniz. Veri gönderebilirsiniz. Başka bir ses gönderebilirsiniz. İşaretleşme, her şeyi yapabilirsiniz yani, ama size bir kar elde ediyor. Bir anlamda şeyi atıyor geriye. O aldığınız örnekler arasındaki ilintiyi ortadan, yani minimuma indiriyor. Ortadan kaldırmıyor. Öyle demeyelim de minimuma indiriyor. Böylece önceki kod sözcüğüne, sonraki kod sözcüğü artık birbiriyle ilintili değil. Dört biti birden birbirine benzemiyor mesela. Şimdi bunun tabii örneğini bir yapalım. Tek bir tane için deneyelim bakalım. Şimdi bir adımlı bir doğrusal tahmin ile bir adım dediğimiz, bir adımlı doğrusal tahmin dediğimiz bir tane ağırlığı var demek. Tamam mı? Bir sinüsü örnekleyeceğiz. Örnekleme frekansı da sinüsün frekansının 10 katı. Sinüsün ki FO. Örnekleme frekansımız da sinüsün 10 katı. İşte tahminde hata durumu ne olacak? Hani minimum yapacak ağırlık nasıl seçilmeli? Buna bir de tabii bu ağırlık içinde bir de tahmin hatasının varyansı. Sonuçta ne kadar bir aralıkta kalacağım ben? Onu da bulunmamışım. Şimdi şu formülü hatırlıyorsunuz zaten, değil mi? Matrisi bunu oluşturmuştuk. Bu bir tane var zaten elimizde, değil mi? K eşittir 1 için, çünkü J1 ya, burada bir tane var. J sıfırlar yok zaten. J1'den P'ye kadar olması lazım. Bir tane ağırlığımız var. O da bize şu sonucu verecektir. Şimdi şu arkadaşlar sizin aslında işaretinizin kendisinin gücü, değil mi? R0, değil mi? Sizin işaretinizin gücünü vermesi lazım. Kendisiyle öz ilintisi. Ondan sonra R1'i de burada hesaplayacağız. Hesaplamamız lazım. R1 bunların oranı. R1 bölü R0 şeklinde. Şimdi burada bulmamız gereken K'da, yani K eşittir 1'de fonksiyon ne olacak? Öz ilinti fonksiyonuna baktığınız zaman burada aralıkta bir, çünkü periyodik buradaki işaretimiz değil mi? Sinüs. Sinüs diye vermişim. Sinüs işaretimiz periyodik. Periyod içerisinde bakmamız lazım duruma. Periyod içerisinde baktığınız zaman şurada ikisinin çarpımı, birisi geciktirilmiş. Doğal olarak bir işte kosinüs toplamların açılımı, yani iki kosinüs çarpımının açıların toplamı şeklinde, açılımından şu şekilde bir tane teriminiz kalacak geriye. Diğer terim 2FO frekansında olacaktır ve o da toplamı bu aralıkta sıfıra gidecektir. Şimdi burada farkındaysanız T yok arkadaşlar. Sadece FO var. Çünkü birbirlerinden çıkardığınız zaman sadece KTS kalacak. Evet. Şimdi devam ettiğimizde burada yerine koymanız gerekiyor. K eşittir 1 için. Burada FS zaten şey, TS 1 bölü 10 FS değil mi? FO 1 bölü 10 FO. FO ile gitti. K1 2pi bölü 10, o da 0.809 şeklinde bir T
değer çıkılmış ağırlığımızı bu şekilde seçtiğimiz zaman ne olacak bakalım? Nereye düşecek bizim dağılımımız? Şimdi hatanın dağılımına bakacağız nasıl bir şey olacak. İşaretin varyansına R0 dedik zaten. R0'ı koymamız gerekecektir. Ondan sonra da burada bulduğunuz omegalar için, tamam mı? Yerine koymamız gerekecek. Bulduğunuz omegalar için biz acaba ne yaptık? Doğal olarak R1, R1'in karesi 1 bölü R0. Çünkü burada R2'sin tersini aldığınızı düşünürseniz ters olarak 1 bölü R0 gelecek sadece. Karşınıza şöyle bir ifade çıkacak. R0 zaten A'nın karesi bölü 2. R1'i bulduk. R0 burada aynı şekilde. Burada R1'i tekrar çarpımlarını alıyorsunuz. Ondan sonra da 0.0 Evet, burada kayıt devam ediyor mu anlayamadım. Neyse. Sonuçta siz normal 1 diyelim. A'nın karesi bölü 2'ye 1 diyelim. 1 ile 1 olan varyansı, 1 olan dağılımı varyansı 0.35'e indirmişsiniz. Yani aralığı daraltmışsınız. Yarı kadar daraltmışsınız diyebiliriz. 0.35'in karekökünü bakarsanız, standart sapmaya düşünürseniz, standart sapma açısından işte normalde standart sapma 1 iken 0.5'e 0.6'ya düşürmüşsünüz. İyi bir tahmin diyebilir miyiz? Pek diyemeyiz ama yine de daralttığınızı gösteriyor. Yani normalde burada işaretiniz 1'e 1 iken 1 yukarı 1 aşağı şeklinde %60'ı %70'ini siz görebiliyorken bu işaretin ne yaptınız? Tahmin etmeye kalktınız. Tahmin etmeye kalktığınız zaman artık 0.6 diyelim. 0.6 yukarı aşağı bir aralık. Normalde 2.7. Burada 1.2'yi kuantalayacaksınız. Aynı seviyede kuantalanırsanız çok daha düşecektir. Ama kuantalama hatasını denk getirecek şekilde kuantalama işte seviyesini düşürebilirsiniz. Böylece bit sayısını düşüreceksiniz. İkinci örnek de burada işte bu sefer 3 tane sizden ağırlığı bulmanızı istiyoruz. Filtre ağırlıklarını belirleyin. Ondan sonra hata varyansını belirleyin. İşlem kazancını belirleyin şeklinde. 3 aşama. Filtre ağır, yani burada zaten RK'lar bu sefer size verilmiş. Yani önceki soruda mesela işte sinüs için yapılmıştı. Sinüs için RK'ları nasıl bulunduğunu gördük zaten. K2, K3, K4 şeklinde devam edip yerine koyabilirsiniz. Burada biz, yani sorunun kendisinde verilmiş özellikleri, değerleri. Burada yapmanız gereken RX matrisini oluşturmak. Ağırlıklar 3 tane zaten. Ondan sonra şeyler de 3 tane, R1, 2, 2, 3, 4, P'ye kadar, 1'den P'ye kadar, burada 3 olduğu için. Ondan sonra burada V'leri yerine bulmak, matrisin tersini almanız lazım, çarpım yapmanız lazım ya da el hesabıyla bunu şeye çevirebilirsiniz. Üçgen, üst üçgen matrise çevirebilirsiniz. Bunu determinant yöntemiyle de çözebilirsiniz. Ondan sonra karşınıza burada farkındaysanız 3 tane ağırlık çıkıyor. 3 tane ağırlıktan ikinci ağırlık 0'mış mesela. Onu almaya gerek yokmuş mesela. Onu atlayabilirsiniz. Yani şey yaptığınızı düşünün. Filtreyi oluşturduğunuzu düşünün. Orada bir çarpıma dahil etme
sıfırla çarpı dahil edeyim diye bir çarpıcı kullanmadan yapabilirsiniz. Peki minimum dağılımımız ne olacakmış? Burada yine yerine koymamız gerekecek sadece. Ama şurası Rx zaten şu arkadaşlar. Tamam mı? Ama transpozu dediğiniz zaman işte yatık halini almanız lazım. Satır vektörünü dönüştürmeniz lazım. Ondan sonra burası zaten ağırlıklarınız arkadaşlar. Yani şurada hesapladığınız iş, değil mi? Ağırlıkları hesaplıyorsunuz. Ağırlıklarla çarptığınız zaman sonuç 0,35 şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki bu 0,35 ne? Varyans demiştik zaten. İşaretimizin kendisinin varyansı neydi? R0'dı, değil mi? R0'dı. 1 bölü 35, 3. 3'e yakın bir değerde bir kazancımız olacak demektir. Evet, bu son soru için işte iki ağırlıklı bir tasarlayabilirsiniz. Ona bakabilirsiniz. Ondan sonra işte aynı hızlarda olduğu zaman PCM'li dert alabilirsiniz. Onun bir karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bilemiyorum kayıt oldu mu olmadı mı tam olarak, bazı yerlerde kesildi sanırım. Sisteme birkaç tane de soru yüklemeyi düşünüyorum. Onları da takip ederseniz sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.